varis estetiği ya da varislerin estetik tedavisi, varislerin neden olduğu kötü görüntünün giderilmesi amacıyla uygulanan tedavi yöntemlerini kapsar. Varisler eğer büyük, kalın durumdalarsa, hastalarda bacak ağrısı, şişlik, gece krampları, kaşıntı gibi ciddi yakınmalara yol açabilirler. Bunun yanında daha ince olan, yani 2 milimden daha ince, yüzeyden kabarık olmayan varisler ise neden oldukları kötü görüntü nedeniyle hastaları rahatsız etmektedirler. Hastalar sıklıkla, kadın hastalarımız yaz aylarında istedikleri kıyafetleri giyemediklerini, kısa şort ya da etek giydiklerinde ya da deniz kenarında, plajda, havuzda zaman geçirdiklerinde bacaklarındaki görüntülerin diğer kişiler tarafından fark edildiğini ve bundan son derece rahatsız olduklarını ifade etmektedirler. Varis estetik tedavisi ya da varis estetiği dediğimizde bu bahsettiğimiz hastaların psikolojisini olumsuz olarak etkileyen kötü görüntüyü gidermeye yönelik tedavi yöntemlerini anlıyoruz. Tıp dilinde varisin estetik tedavisinin karşılığı estetik filoloji üst uzmanlık alanıdır. Estetik filoloji ya da varisin estetik tedavisi dediğimizde herhangi bir cilt kesisi ya da dikiş olmadan varisin neden olduğu kötü görüntünün giderilmesine yönelik tedavi yöntemlerini anlamaktayız. Bundan yaklaşık 15 yıl önce klasik varis ameliyatı hastalar için tek tedavi seçeneğiydi. Yani hastalar genel anestezi ya da belden uyuşturma, yani spinal anestezi eşliğinde hem kasıklarında hem de örneğin diz eklemi hizası ya da ayak bileği hizasında ciltlerinde 3-4 santimlik cilt kesileri oluşturulur, damar bulunur, bağlanır, içinden bir çelik tel geçirilir ve damar deyim yerinde ise kopartılarak çıkartılırdı. Bu bizim tıp dilinde Safen Van Stripping dediğimiz ya da klasik varis ameliyatı dediğimiz yöntemdi. Bu yöntem sonrasında hem hastaların işlem sonrası konforları hiç ideal değildi, hem de yara izi kalmaktaydı, yara yeri enfeksiyonu riski de bulunmaktaydı. Daha sonra ameliyatsız varis yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte sadece lokal anestezi eşliğinde bu tedaviler yapılmaya başlandı. Yani iğne deliğinden yapılan tedaviler sadece iğnenin gireceği bölgenin uyuşturulması, yani lokal anestezi eşliğinde gerçekleştirilmeye başlandı. Bu sırada hasta genel anestezi ya da belden uyuşturma şeklinde spinal anestezi almadığı için işlem sırasında gayet sohbet edilebilir, konforlu bir şekilde bu işlemler gerçekleştirilmeye başlandı ve herhangi bir cilt kesisi olmadığı için de bu cilt kesilerinin yarattığı izler de yavaş yavaş ortadan kalktı. Bu tedavi yöntemleri arasında damarın cerrahi olarak çıkartılmadığı, ancak bunun yerine yüzeysel toplar damarların ısı enerjisiyle içten kalıcı olarak kapatıldığı, damar içi lazer ya da damar içi radyofrekans, yani endovenöz lazer ya da endovenöz radyofrekans ablasyon yöntemleri 2005'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlandı. Bu işlemler sırasında biraz önce ifade ettiğim gibi sadece iğnenin gireceği bölge uyuşturulur, lokal anestezi uygulanır, ultrason eşliğinde damara iğne ile girilir. Damarın içine bir lazer fiberi ya da radyofrekans kateteri yerleştirilir. Ultrason eşliğinde bu fiber ya da kateterin doğru konumda olduğundan emin olunur. Ardından ısı enerjisi cilde yansımaması için toplar damarın etrafına soğuk serum enjeksiyonu yapılır ve ısı enerjisi uygulanarak damar kalıcı olarak kapatılır. Bundan sonra ise ısı enerjisinin de uygulanmadığı, örneğin tıbbi yapıştırıcı yöntemi geliştirilmiştir. Tıbbi yapıştırıcı yönteminde normalde sıvı formda olan özel bir yapıştırıcı, tıbbi bir malzeme
ince bir plastik boruru, yani bir plastik kateter aracılığı ile benzer şekilde damara girildikten sonra damarın içine enjekte edilir. Tabi bu arada bu malzemenin derin toplar damara kaçmaması için gereken önlemler alınır ve toplar damar iç yüzeyi ile temas eden bu yapıştırıcı toplar damarın üzerine baskı uygulanmasıyla eş zamanlı olarak toplar damarın kapanmasını sağlar. Çünkü bu tıbbi yapıştırıcı toplar damarın içine enjekte edildikten saniyeler sonra sertleşir, donar ve toplar damarın kalıcı olarak kapatılmasını sağlar. Bunun dışında aynı seansta yüzeyden kabarık büyük varisler mikrocerrahi dediğimiz yöntemle çıkartılabilir. Burada da 1 milim ve daha küçük cilt deliklerinden bu görüntü olarak hastaları rahatsız eden varisler mikrocerrahi el aletleri kullanılarak yine lokal anestezi eşliğinde vücuttan çıkartılabilir. Daha ince varislere geldiğimizde ise damar büzücü, kapatıcı özelliği olan bir ilaç varisli damarın içine enjekte edilir. Damarın kapanması sağlanır ve kapanan damar cilt tarafından emilerek yok edilir ve kötü görüntüde zaman içinde bir düzelme sağlanır. Bu tedavide en sıklıkla halk arasında köpük tedavisi olarak bilinmektedir. Aslında burada bizim varisli damarın içine enjekte ettiğimiz ilaç sıvı formdadır. Bu ilacı iki enjektör yardımıyla havayla karıştırarak bir köpük elde edersek ve bu köpüğü varisin içine enjekte edersek buna köpük skleroterapi yani köpük tedavisi demekteyiz. Eğer ilaç belli bir konsantrasyonda sıvı olarak varisli damarın içine enjekte edilirse buna da sıvı skleroterapi demekteyiz. Ve bu ilacın varisin içine enjekte edilmesiyle birlikte ilk olarak saniyeler içinde ilaç damarın içini doldurur. Sizin internette izlediğiniz o skleroterapi videolarındaki bir tür sihir gibi algıladığınız manzara oluşur. Ancak video izlenmeye devam edilirse tekrar damarın içine kan geri döner ve damarlar belki daha belirgin bile hale gelir. Ancak bu skleroterapi yöntemi ideal bir şekilde uygulandığında 2-3 hafta içinde varislerin silikleşmeye başlandığını ve 1-2 ay sonra tekrar fotoğraf çektiğimizde öncesi sonrası fotoğraflar arasında belirgin iyileşme olduğunu görebiliriz. Sonuç olarak varis estetiği ya da varisin estetik tedavisi ya da tıp dilindeki adıyla estetik flaboloji varislerin neden olduğu kötü görüntünün giderilmesine yönelik olarak uygulanan tedavi yöntemlerini içermektedir. Bu tedavi yöntemlerinin ortak özellikleri lokal anestezi altında uygulanmaları, sadece iğne deliğinden gerçekleştirilmeleri, herhangi bir cilt kesisi ya da dikiş gerektirmemeleri, işlem sonrası hastanın hemen yürüyebilmesi, günlük rutin aktivitelerine ve işine hemen dönebilmesi ve öncesi sonrası fotoğraflarıyla yani tıbbi fotoğrafik dokümantasyonla ortaya konulduğu biçimiyle kozmetik olarak son derece ideal sonuçların elde edilmesidir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir ayrıntı, tüm bu tedavilerin oldukça fazla sayıda teknik ayrıntıya sahip olmasıdır ve bu tedavileri yapacak olan hekimin bu konuyla ilgili spesifik olarak ilgilenmesi ve deneyim sahibi olmasının ideal estetik sonuçlara ulaşılmasında son derece önemli bir faktör olduğudur.